Cenazeye döneceğiz. Bir diğer cenaze töreni programımızın başından beri sizlere yansıttığımız gibi sayın seyirciler Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenleniyor. Filistin'in efsanevi lideri Yasser Arafat da bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Stüdyomuzda değerli bir isim var. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Cengiz Akman. Yasser Arafat Filistin'e nasıl bir miras bıraktı? Orta Doğu bundan sonra ne tür gelişmelere gebe, kendisiyle konuşacağız. Sayın Okman hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak isterim. Yasser Arafat Filistin davasına adadığı çileli ömrünü dün sabaha karşı Paris'te noktaladı. Maalesef bir ömür boyu mücadelesini vermişti. Halkına devlet ve toprak kazandırma mücadelesini vermişti. Ancak bütün bunları gerçekleştiremeden hayata gözlerini yumdu. Nasıl bir miras bıraktı size göre Arafat Filistin'e? Efendim şimdi bu 90'lı yıllarda başlayan yeniden yapısal geçiş dönemi, yani uluslararası ortamda bir yapısal yeniden şekillenme süreci önümüze çıkmış bulunuyor. Bu ortama gelinceye kadar Arafat ortam denen faktör ile temsil etme, bazı idealleri temsil etme faktörünü iyi birleştirebilen bir kişiydi. Ancak o ortam ve ideallerin içinde temsil edildiği o süreç, o sürecin etrafındaki koşullar tamamen ortadan kalktı. Yani şimdiden sonra yaşasaydı ne olurdu sözüyle geçmişte izlediği yolu birleştirmek çok zor. Hı hı. Şimdi nasıl ortadan kalktı? Onun zamanında yavaş yavaş tedricen gelişen ve Araplar arasında yeni yeni bazı fikirlerin tedrici bir şekilde ortaya çıkarak yayılmasına imkan veren bir çeşit Araplar arasında dayanışmanın yarattığı bir psikolojik ortam, bir Sovyet dayanağı, bir soğuk savaş ortamının sağladığı özel koşullar ve bu özel koşullar altında yavaş gelişim söz konusuydu. Bu da bir temsil etme ve ortamı tartma hususlarını iyi değerlendirebilen bir kişi. Biraz da şansla yardım etmiş olabilir. Ancak bugünün ortamına doğru geldikçe ve son 10 yıl içerisinde özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bulunduğu mevkide, ki biz bir mevkiyi ve bir orada meydana gelen olayları çevresel olaylardan hiçbir zaman soyutlayamayız. Bu Türkiye için de geçerli ki orası daha oturmamış, devlet kimliğini tam sağlamamış, kurumlarını oluşturamamış, demokrasi geleneğini değil de daha kendisini ortaya çıkaramamış bir durumdayken çevrede çok büyük değişmeler meydana geldi. Bu biraz geçmişte Lübnan'da başladı. Arkasından 90'lı yıllardan itibaren kronikleşmeye giden bir yolda artık ve akut şeklini kaybetti. Irak'ta seri halde krizler ortaya çıktı. Bu ortamda İsrail'de yeni hareketlemeler meydana geldi. İşte söylemek istediğim, Arafat bu yeni ortama kolay kolay uyabilecek bir kişi olma özelliğini kaybediyordu zaten. Hı hı. Yani bir idarecilik özelliği. Hı hı. Yani idarecilik, kendinden sonra yeni liderler yetiştirme, ondan sonra bir devlet yapısı oluşturma. Bu anlamda ya, iyi bir sınav veremediğini ondan söylüyorsunuz. Ondan sonra politik ortamı iyi değerlendirebilme. Bakın bu çok önemlidir. Bismarck'ı biraz çok geçmişe alalım ki kimseye dokunmasın. Hı hı. 19. asırda nispeten küçük bir prensliğin başındaki bu kişinin hani akıllara çok enteresan bir durgunluk getirecek zaman zaman başarıları vardır. Bu ortamı ve zamanında çok iyi değerlendirerek adım adım onlardan faydalanmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hı hı. Mesela şimdi bu Kudüs etrafındaki gelişen olaylara bakacak olursak Arafat Clinton zamanında ortaya çıkan bir fırsatı yakalayamadı. O bir fırsattı, bir geri çekilme, bir takım manevraları. O bir fırsat mıydı? Siz bu görüştünüz. Yani bir devlet adamı hiç politikaları sonucunda ya da İsrail'in oyununa gelmemek için, hı-hı, yani yine deneyebilirlerdi ama oyununa gelmemek için bazı taşlar denenebilirdi. Hı-hı. Yani bu Sharon grubu ortada bu şekilde süratle yer alamayabilirdi. Hı-hı. En azından Sharon'un bu derece güçlenmesi, hı-hı, önüne geçilebilirdi. Yani o Sharon'un bu ısrarlı davranışlarına yol açacak işte o mabeti basma olayına filan zemin hazırlaması. Tabii Sharon neden faydalandı? O basınca o hassas ortamda Araplar heyecansaldır, bağlıdır, duygusaldır. Hı hı. Gösterecekleri tepkiyi
hesap edebilecek bir kişi. Demek ki o kendi hesabına ortamı istismar etmeyi bilme özelliğine sahip. Bu da bir devlet adamlığının ve devletçilik sanatının bir yönü. Hı hı. Arafat bunu kullanabilirdi. Yani o belirli ortamlarda gerileme, hı hı, karşı tarafı mümkün olduğu kadar pasifize etmese bile tutacak, geciktirecek tutumları aramaya gayret gösterebilirdi. Yani Arafat bir siyasi hedefi ortaya koydu. Filistin'in bağımsızlık ve devlet kurma idealini dünya siyaset sahnesine yerleştirmesine ama fırsatları iyi değerlendiremedi. Bu ideale önemli. Ulaştıramadı halkını. Yani ideale sahip olmak, üstlenmek, temsil etmek, inanmak ve bu yönde taraftar toplamak yeterli olmuyor günümüz koşullarında. Her hareketin arkasında kendi içinizde olduğu kadar çevreyi de etkileyecek, çevrede de bazı psikolojik etkileri yaratacak tutumları sergilemeniz lazım. Bir devlet adamının özelliği burada. Hı hı. Tarihteki baktığımız zaman bizden de örnekler vardır. Şimdi Arafat eğer kalsaydı Lübnan'ın içinde bulunduğu sürece değişik bir açıdan yöneltilmiş durumdaydı. Oraya kanalize edildi. Hı hı. Şimdiden sonra ne olabilir sorusu zaten ne getirdiği sorusunun da bir bakıma cevabı. Bir kere bir tek lider konumunu biz bir daha kolay kolay bekleyemeyiz, hı hı, burada. O lider Arafat'ın geçtiği yollardan o koşullar altında hazırlanma imkanını bulamayacak. Çok olumsuz hatta namüsait koşullar altında, hı hı, burada eğer tek lider söz konusuysa ortaya çıkacak. Ve yeniden global düzeyde yapılanma süreci içerisinde bu sürecin doğurduğu çok anormal problemlerin koşulların etkisi altında devreye girme durumunda kalacak. Ki bu ortama bakın dikkat edin, Amerika bile kolay kolay ayak uyduramıyor. Bu değişim ortamlarına ayak uydurmak, uyum sağlamak zordur. Gelişmiş ülkeler için bile. Buna Filistin gruplarının diyorum, Filistin'in ya da Arafat gruplarının ayak uydurmasını beklemek zaten çok zor olacaktı. Bir de bir şey daha var. Niye tek lider giremez? Araplarda istikrarsızlığa yol açan birçok faktörler var. O Arap Yarımadası'nda. Avrupalılarda birçok çalışmalar var. Bir tanesinde çok enteresan bir yazı. Avrupa Brüksel'deki merkezinde hazırlanmış. İstikrarsızlığa yol açan 27 tane faktör saymış. Bir tanesi liderlik anlayışı ve liderlik konusunda çekişme kültürü. Sayın Okman lütfen efendim sözünüzü unutmayın. Telefon hattımızda bir başka değerli isim var. Size hemen kendisiyle konuştuktan, evet, sonra yeniden döneceğiz. Sayın seyirciler, Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Karalioğlu şu anda telefon hattımızda. İyi günler diliyoruz Sayın Karalioğlu. İyi günler. Efendim hemen size de soralım. Arafat gerçekten de mücadelesini verdiği davayı sonlandıramadan kendisi hayatını sonlandırdı. Hayata gözlerini Paris'te yumdu. Size göre nasıl bir miras bıraktı Arafat Filistin halkına? Şimdi gerçekten acılı bir gün Filistin halkı için, İslam dünyası için acılı bir gün, önce onu belirtmek gerekiyor. Ve özellikle şimdi cenaze töreninde bütün dünyaya yansıyan havayı görünce de gerçekten önemli bir liderin kaybolduğu, önemli bir lideri kaybettiğimizi görüyoruz. Şimdi Arafat tabii çok tartışmalı bir isim, çok tartışmalı bir lider. Sonuçta bağımsız ve Filistinleri, dünyanın tanıdığı bağımsız Filistinleri gerçekleştirilemediği için başarısız adedilebilir. Ya da tam tersine çok yakın bir zamana kadar, 15-20 yıl öncesine kadar terörist olarak görülen, bir örgütlü terörist olarak görülen bir liderken bugün bütün dünyanın tanıdığı meşru bir toplumun başkanı ve en azından yüzün üzerinde ülkede temsilcisi olan bir örgütün lideri olarak da çok başarılı olarak görülebilir. Mesele şudur. Arafat bugün mücadelesini verdiği unsur eşit, kendisiyle eşit güçlü bir unsur değil. İsrail ve arkasındaki Amerika gücü Arafat'ın karşısında, Arafat'ın mücadelesinde inanılmaz asimetrik bir güç dengesi ortaya çıkarttı. Ve özellikle Bush yönetiminde bu daha belirgin hale geldi. Bush yönetiminin tamamen Sharon hükümetini, Sharon yönetimini desteklemesi Arafat'ın son dönemini, yani siyasi hayatının ve hayatının son dönemini çok olumsuz bir manzaraya soktu. İzole edildi. Hatta 2003 yılında hakkında ölüm ilkesi olarak ölüm kararı bile alındı. Şimdi bu tablo şunu gösteriyor. Arafat aslında bağımsız
Filistin fikrinin dünya tarafından kabul edilmesini sağlamıştır. Çok büyük başarıdır bu. İkincisi, oradaki direnişi canlı tutarak ve İsrail'in politikalarını destabilize etme becerisini göstererek bir başka bir kuralı yerleştirmiştir. Üçüncüsü de şu, bugün Arafat'ta İsrail teraziye vurulduğunda, her şeye rağmen teraziye vurulduğunda suçlu görülen, uzlaşmaz görülen ve gerçekte de öyle olan taraf hala İsrail'dir. Dolayısıyla Arafat'ın siyasal olarak bir başarı elde ettiğini ve büyük başarı elde ettiğini düşünüyorum. Bundan da öte Filistin halkının direncini canlı tutarak, Filistin halkının bağımsızlık fikrinden geri adım atmayarak ama zaman içerisinde diplomatik maharetler de gösterip, mesela Oslo sürecinde olduğu gibi evet, çok başarılı bir noktaya varmış olmasına rağmen, orada da biliyorsunuz İsrail yönetiminin bunu destabilize ettiği gerçeği var ortada. Bu uluslararası anlamda diplomatik maharetini de göstermiştir. Yani sonuçta ortaya çok başarılı ve 20. yüzyılın çok önemli bir liderlik profili çıkıyor. 21. yüzyıla sarkan bir liderlik profili çıkıyor. Fakat sonuçta Filistin halkının acı çekmeye devam ediyor oluşu, Filistin halkının probleminin devam ediyor oluşu, hı, başka tartışmanın başka kritiği beraberinde getirebilir. Fakat bu bütünle Arafat'ın problemi, bütünle Filistin halkının problemi değil. Bu dünyanın problemi aslında. Dünyanın İsrail ve Amerika problemi ki sadece bunu bu problem Filistin halkının özgü problemi değil. İşte Irak'ta da var, başka taraflarda da var. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Karaylıoğlu, teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Biz de iyi günler diliyoruz. Buyurun. Şimdi sizin sorunuza da değişik baştan şöyle cevap verilebilir. Kim olursa olsun ne bıraktığı sorusuna cevap, arkada kalanların hissi davranışlarıyla, o gideni nasıl benimsedikleriyle ya duygusal tutumlarına açıklanmaz. Zaman içerisinde arkada bıraktığı sistemin, burada kurumlar var, yeniden idareye gelecek gruplar var. Bunların davranışlarıyla, bunların ortaya ne koyacaklarıyla belirginleşir. Neler yapabileceği, nereye yönlendirebileceğiyle açıklanabilir. Bu bakımdan şu anda biz diyebiliriz ki büyük bir sempati bıraktı. Ama çok zor koşullar altında adeta yeniden ele alınma durumunda bir dava bıraktı. Bu dava... O davayı kendisi Arafat'ın seçimi, yani kendi seçimi sonucunda mı bıraktı? Biraz önce mesela Sayın Karaylıoğlu da şunu söyledi. Eşit bir mücadele vermiyordu Arafat. Tamam. Vermiyordu. Yani ne idiyse idealleri, o idealler adeta başlangıç durumunda şu anda. Her yöne sevk edilebilir. Bu durumda bir şey kaldı. O bıraktı diyemeyiz. Yani ortadaki durum bu. Ve bundan sonraki kadrolar, ben biraz evvel tek bir liderin ortaya çıkması söz konusu değildir derken, liderlik gruplarının da bundan sonra yönetime geleceklerinde işlerinin çok zor olduğunu da söylüyorum. Hı hı. Ortaya bırakılan içerisinde bu da var. Sonra daha uzun dönemde Arafat'a karşı ileri sürülecek olan değerlendirmelerin halk içerisinde yaygınlaşması da bir sonuçtur. Buna da bakmamız lazım. Sayın Okman, çok özür diliyorum. Sayın seyirciler, biraz önce Reuters'a düşmüştü. Şu anda Anadolu Ajansı'na da düştü. Amerika, Irak'ın 3. büyük kenti Musul'a hava saldırısı başlattı. Felluce'de yürütülen operasyon sonrasında sayın seyirciler, direnişin başka kentlere de yayıldığı belirtiliyordu. Özellikle Musul'daki gerginlikten bahsediliyordu. Amerika, Irak'ın 3. büyük kenti olan Musul'a hava saldırısı başlattı. Sayın seyirciler, bir flash gelişme olarak sizlere aktaralım istedik. Sayın seyirciler, birazdan Profesör Doktor Sayın Cengiz Okman'ın görüşlerini almaya devam edeceğiz ama şu anda Ramallah'a döneceğiz. Ramallah'ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Elif Ural var ve Elif Ural şu anda telefon attığımızda. Elif, kolay gelsin diyoruz. Biz görüntüleri izliyoruz, Ramallah'tan görüntüleri. Son derece yoğun bir kalabalık var Ramallah'ta. Bize aktarır mısın Ramallah'taki havayı? Filistin halkı nasıl bir psikoloji içerisinde şu anda? Filistin halkı günlerdir süren bekleyiş ve sinir harbinden dolayı oldukça gergin. Sabah saatlerde çok fazla bir kalabalık olmamasına rağmen son 1-2 saat içerisinde Filistin'in dört bir tarafından akın akın mukatanın önüne gelmeye başladı halk. Ve yaklaşık 1 saat kadar önce de buradaki güvenlik güçleriyle arbede yaşandı. Halk bir anda galeyana gelip okudukları duaların ardından mukatanın kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştılar. Güvenlik güçleriyle kısa süreli de olsa bir gerginlik yaşandı. Şu anda Filistin üst düzey yönetiminden liderler, güvenlik güçleri yetkilileri sürekli anons yapıyorlar. Halkı sakin olmaya çağırıyorlar ve az önce bir açıklama yapıldı. Filistin lideri Yasir Arafat'ın naaşı buraya getirildikten sonra halka liderlerini görme fırsatını vereceklerini açıkladılar. Nasıl olacak bu Elif Ural?
Mısır'dan saat 14 sularında Yasir Arafat'ın iki helikopterle beraber naaşı buraya Mukata'ya getirildikten sonra direkt olarak içeriye alınacak ve halk seyrederek Yasir Arafat'ı bizzat içeride ziyaret edilecek ve ardından naaş defnedilecek. En son açıklama bu şekilde. Hı-hı. Fakat maalesef bu buradaki Filistin halkını sakinleştirmiş gibi gözükmüyor şu anda. Görünen o ki ve endişelenen o ki zaman geçtikçe sinirler daha da gelecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Elif Ural çok önemli bir bilgiyi de bize aktarmış oldun. Sayın seyirciler, Arafat'ın saat 14'te Mısır'dan Ramallah'a getirilmesinin ardından halk tarafından tek tek görülmesine izin verileceği Filistinli yetkililer tarafından açıklandı. Halk her an galeyana gelebilecek şekilde şu anda Ramallah'ta bekleyiş içerisinde ve dualar okumasının ardından örneğin Mukata'nın kapısını zorladı ve güçlükle yatıştırıldı halk. Ve ardından da bu açıklama geldi. Sayın seyirciler, biraz önce aktardığımız son dakika gelişmesini de bu arada yeniden belirtelim. ABD, Irak'ın 3. büyük kenti Musul'a hava saldırısı başlattı. Felluce'de Felluce'ye yönelik operasyon halen sürüyordu ve Felluce'deki operasyonun Irak'ın diğer kentlerinde de gerginliğe neden olduğu son dönemlerde basında yer alıyordu. Biz de sizlere aktarıyorduk ve Musul'da da yaşanan gerginlik üzerine ABD Musul'a hava saldırısı başlattı. Konuya ilişkin detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. Ve şimdi yeniden Sayın Okman'a döneceğiz. Profesör Doktor Sayın Cengiz Okman'la Yasir Arafat'ın Filistin'e nasıl bir miras bıraktığını konuşuyorduk. Özür diliyoruz Sayın Okman. Evet, bazı idealleri kısa bir es verdik. Evet, bazı idealleri temsili üstlenmişti ve bunu işliyordu. Bakın biraz evvel seyrediyoruz. Halk galeyana gelmiş. İşte o duygusallık akıllarında, vicdanlarında o kişinin temsil ettiği değerlerin şuur altından şuur üstüne çıkarılışının bir çeşit psikolojik reaksiyonun ifadesi. Bunlar 10 yıllar boyunca bazı değerleri işte belirli liderler en başta da Arafat olmak üzere kendi kafalarında oluşturdular. Ezilmişlik, beklentiler, arayışlar. Şu anda bu bütün beklentilerin bir muhasebesi yapılıyor. Bu bir çeşit toplumsal reaksiyon süreci, bir toplumsal, heyecansal, psikolojik süreç. Böyle durumlarda toplumsal muhasebeler yapılır. İşte burada da gösterdiği gibi üzüntülerin artık bir kere daha artık hüsrana uğramışlığın, ezilmişliğin haykırmalarla ifade edilmesi. Şimdi geri ne bırakıldı? Bu ideallerin temsil edilmesi. Nereye getirildi? Bir yapılanmaya, belirgin, gözle görülür, elde edilmiş bir duruma biraz özellikli falan kazanılması dışarısında. Dışarıda politik bir çevre oluşturmanın dışında herhangi bir sonuca ulaştırılmamış vaziyette idealler bırakıldı. Bakın şimdi bu idealleri kim temsil edecek? İdealler bir kere şu anda bölünmüş durumda, bir polarizasyon var. Radikal grupların bu idealleri yeniden formüle edişleri ve bunları temsil etme şekilleri farklı olacak. Filistin davasında bir parçalanma olabilir mi? İktidar mücadelesi nedeniyle bir kaos yaşanabilir Çünkü mi size göre? Bu Araplarda kendilerine özgü liderlik rekabeti, hatta hasmane şekle dönüşecek, kolay dönüşebilecek liderlik rekabeti böyle bir yerde ve çevrede de bu gelişmelerin yer aldığı ortamda çok kolayca dönüşebilir. Özellikle bu radikal grupların tatmin olacağı bir liderlik grupları oluşturmak lazım. Yani tek kişiden bahsetmek imkansız. Şimdi eski başbakanın kuracağı kabine yahut yeni başbakanın kuracağı gruplar, hele eşinin çevre oluşturması meşruiyet bakımından çok sorunlar yaratacaktır. Bunların hepsi kademe kademe meşruiye sorunları yaratmaya biraz gebe durumda. Çünkü yargılayacak olan gruplar şu anda serbest. Kendileri de söz hakkı istiyor. Bunlar heyecansal gruplar dedim biraz evvel. Beklentileri olan gruplar ve şu anda ortada kalmış sözlerini duyurmak isteyen gruplar. Ve bunlar radikal grupta olanlar da Arafat çizgisinin kendilerinin anladığı şekilde radikal bir düzeyde devamını isteyecekler. Ama bunlar da bir tane değil. Efendim El Fetih gelse, Hizbullah
kadar gelse, İslami cihat gelse, ya bunların ikisi gelse, üçüncüsü mutlak bir şekilde bunların politik uygulamasına katılacak mı? Politik uygulamalar, bakın Irak meselesinde Batı'da bile bir birlik yaratamadı. İdeallerde Batı'da birlik vardı. Batı yeni globalleşen dünyada çok, Amerika ile beraber Avrupa bunu defalarca açıkladı. Çok taraflı politikalarla, genel bir mutabakata dayanan yeni kurumlarla sorunlara eğilme şeklini ifade etti. Ama politikaların tespitini, uygulamasına, stratejik uygulamalara gelince büyük bölünmeler oldu. Böyle yerleşmiş demokratik ülkeler arasında bile. Hı hı. Biz burada şimdi böyle bir bölgede bu Filistin halklarından ve çevredeki Araplardan uyum bekleyeceğiz. Yani 10 yıllar boyunca istikrarsızlık özelliklerini ifade ettiğimiz bu gruplar bu konuda bir liderlik kadrosu oluşturacak. Bir devlet yapısı oluşturmaya çalışacak. Hı hı. Bunlar da bir bütünlüğü sağlayıp Arafat'ın yaptığının ötesinde bu idealleri gerçekleştirmeye çalışacak. Çok zor durumlar var. Hı hı. Sayın Okman, bu konuya birazdan yeniden dönelim, ancak şunu da sormak istiyorum. Çünkü çok ilginç. Arafat hastalandığından beri sürekli bazı iddialar yer alıyor medyada. Arafat'ın servetiyle ilgili ve hastalığın sebebiyle ilgili. Hamas, Arafat zehirlendi diyor. Arafat'ın AIDS olduğu bile iddia edilmiş durumda ve Süha Arafat'la ilgili iddialar ve Arafat'ın mirası ile ilgili Forbes dergisi en zengin insanlar arasında göstermişti Arafat'ı. 6 milyar dolara kadar bir serveti olduğu şeklinde iddialar bile var ve en önemlisi Arafat'ın bu parayı halkının parasını çalmış olduğu anlamına gelmesi bu iddiaların. Bu iddialar, tabii, konusunda ne bunu diyorsunuz? Bunu öyle değerlendirecekler. Bakın, çok güzel bir noktaya temas ettiniz ve tam da gereği anında, gereği gibi bir noktada siz ne bıraktı diye soruyordunuz. Liderlerin ne bıraktığının yargılanması benim demin ifade ettiğim gibi sonradan ortaya çıkacak durumlara bağlıdır. Biraz evvel nelere dayalı olacağını özetle ifade etmeye çalıştım. Yani ne oluştu, nasıl işleyecek, nasıl sistem işleyecek. Bir de sizin dediğiniz gibi bu lider bu ortam yatıştırdıktan sonra özellikle bazı birbirine rakip gruplar ortaya çıkmaya başlayınca ki çıkacak. Bu lider konusunda da eğer sizin dediğiniz bu iddialar yaygınlaşırsa, hı hı, bazı şeyler ortaya çıkabilir. Çıkmasa bile bu söylentiler bu liderin zihinlerde temsil ettiği değerler dışında kalıcılığının biraz zayıf olmasına yol açacak. Sayın Okman, bakın, değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz ama maalesef ufak bir ara vermemiz gerekiyor. Reklam arası vermemiz gerekiyor. Ardından görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Açık Hat kısa bir aranın ardından devam edecek. Sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından Açık Hat devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Cengiz Okman. Sayın Okman, Arafat'la ilgili iddialardan bahsediyorduk. Sizin bu iddialarla ilgili yorumlarınızı dinliyorduk. Bakın, Arafat hakkında eğer bu iddialar mevcutsa, ki mevcut, kısmen de mevcuttur, bu daha sonraki değerlendirmeler üzerinde halkların kendisini özellikle bir araya biraz zaman girdikten sonra bunun kalıcılığını belirleyecek değerler oluşturmaları konusunda çok önemli bir ölçü olur. Tarihte birçok lider, hı hı, ortadan çekilmiştir. Lenin gitti. Yarattığı kurumlar ve arkadan gelen halkların bu kurumlara verdiği değerlerle onun kalması veya değerlendirilmesi söz konusu oldu. Ama onu izleyen, o kurumları temsil eden Stalin bu şansa sahip olamadı. Gidişiyle beraber büyük bir şekilde kütlelerin reddine yol açtı. Mao zaman içerisinde aynı duruma düştü. Tarihte araya zaman girdikçe zamanın ve yerini unutturamayacağı lafa tam karşı olan lider çok azdır. Hı hı. Tarih içerisinde aradan 10 yıllar geçtikten sonra yarattığı kurumlarla, bıraktığı değerlerle, efendim sizin belirttiğiniz gibi ortaya atılan bazı iddialarla bütünleşmesi konusunda halkların vereceği kararlar, kurumların işleyişi, toplumun gidişi çok az lidere geleceğe yönelik bir kalıcılık sağlamıştır. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bu bölgede Arafat'ın birçok açık noktalarından karşı karşıya olduğunu ve gelecek grupların, özellikle radikal gruplar arasında anlaşmazlıkların, bazı bölünmelerin geriye dönük olarak bu
bunun aleyhinde de olumsuz bazı sloganların ortaya çıkmasına. Örneğin radikal gruplar, bu radikal grupların ben ismini vermeyeyim, herkes çıkarabilir. Bir tanesi, eğer o olmasaydı, sözümüzü dinleseydi, şu tarih itibaren bizimle beraber hareket etseydi, ortam müsaitti, bu duruma gelmezdik diyecek. Eğer anlaşmazlık söz konusu olursa, bunda bu radikal grupların içerisinde epey aşırı kanatta olan bir tanesi. Ve bunu şu anda da, yine ifade etmeye çalışacak. Arafat'a referansı olmasa bile, hiç olmazsa ideallerinin korunması için şu anda belirli hareket yolları vardır diyecekler. Ve şu anda söylüyorlar, kulağımıza geldiğine göre bu üç grupta radikal hatta mutlaka birleşilmesi lazım. Nasıl birleştirebilirler o gruplar radikal hat üzerinde? Arafat çizgisi, yani Arafat idealleri ve Filistin devleti. Filistin devletinin radikal hatta birleşmesi bugünün açık bir şekilde savaşa dönüşmüş ortamında. Orta Doğu geniş bir bölge ama Irak'ta ve burada fiili çatışmaya dönüşmüş. Bu ortamda radikal efendim akımların pozisyon kazanması, İsrail'de veya başka yerlerdeki radikal grupların da reaksiyonlarına yol açacaktır. Başka yol izlenmesi lazım ama bunu bu yolu da, bu ılımlılığı da bu radikal gruplardan sağlamak zor. Bundan desteğini alarak ne olabilir? Örneğin başbakanın Amerikan ve İsrail desteğini aramaya çalıştığı söyleniyor. Bu bir fırsattır. Yani Amerikan İsrail desteğiyle gelirse, hiç olmazsa şu anda bir durup, bir durma manevrasıyla diyalog başlatma sürecini açabilir, çalışabilir. Ama böyle bir lider üzerinde mutabakat sağlanabilecek bir lider mi? En öncesinde, önceki Filistin halkının benimseyebileceği bir lider olur mu size göre? Mısır değil burası. Hatta Suriye bile olsa değil. Burası daha oluşmamış. Her şeyiyle, yani aşiret hayatıyla oluşum devresindeki bir devletin çizgisi. Yani Kırmızı İnce Çizgi diye bir film var. Kırmızı İnce Çizgi üzerinde oynayan, yani çok kötüyle çok iyinin çok birbirine yakın olduğu bir ipin üzerinde hareket eden gruplardan oluşan bir yer. Yani burası çok kolay fiilen dönüşmüş zaten. Yukarıdaki Lübnan'ın içinde bulunduğu duruma düşebilir. Lübnan hiç olmazsa bir devletti. Parçalanan bir duruma düştü. Bu da baskı altında halkların bulunduğu bir ortama girmiş Filistin halklarını, yani ne oluyor? 40 sene öncesine geri dönüp tekrar sorunla karşı karşıya bir vaziyette ileriye bakacağız. Sayın Okman, süremiz yavaş yavaş doluyor. Dilerseniz ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi Arafat'ın vefatıyla vefatinin ardından yapılan açıklamalar, İsrail tarafından gelen açıklamalara baktığımızda yeni bir başlangıçtan bahsediliyor. Yeni bir sayfa açılabilir deniyor ama yeni bir başlangıç ve özellikle Arafat'ı barışın önünde tek engel olarak gösteren yeni bir başlangıçtan söz etmek aynı zamanda Arafat'a da işte bunu yüklemek oluyor. Arafat barışın önünde tek engeldir demek oluyor ki Sharon zaten başlı başına barışın önünde bir engel değil mi? Ve bunun yanı sıra başka engeller de yok değil mi? Arafat engel değildi. Onu İsrailler de biliyordu. Arafat ve Arafat'la beraber radikal gruplar, arkadaki radikal grupların birdenbire Irak'ta başlayan o süreç var ya, onun yan semptomlarının ortaya çıkardığı bir durum. İsrail'i bazı yollar aramaya sevk etti. Burada da efendim Arafat'ın ve çevresindekilerinin o yola çekilmesi gerekiyordu. Bunu yaptılar. Tabii suçlanacak bazı gruplar lazım. Bu da Arafat ve arkasındakiler oluyor. Ama burada İsrail'in demek istediği Arafat değil, ona tekrar İsrail'e karşı o saldırıları başlattığı zaman tapınak olayından sonra İsrail'le yeni koşullar altında diyaloğa girecek olan gruplar istiyoruz dedi. Yani Arafat'la Arafat'ın o dönemde çevresinde bulunanlara sanki İsrail'in ileri sürdüğü koşullar altında diyalog kabul etmeyen gruplar olarak gösterdi. Biliyor böyle olduğunu. Ama İsrail'in ileri süreceği koşullar da Arafat'ın bu ortamda kabul edeceği durumlar değil. Ne yapılabilirdi? Bunlar şiddet yanlısı gösterilirdi. Ve o zaman Arafat'ın ve etrafındakilerin savunduğu Kudüs meselesi ve diyalog meselesi, anlaşma meselesi perde arkasında kalırdı. Bir şiddet süreci ortaya çıkarılırdı. Öyle oldu.
eğer başarılı olabilseydi Arafat, o Kudüs konusunu ve İsrail'le diyaloğu her koşul altında sürdürme ve İsrail'le radikal grupların başa gelmesini engelleyecek tutumları aramaya çalışırdı. Hı hı. Bunu arayamayınca öbür tarafta kullandı. Sharon tabii samimi davranmıyor. Hı hı. Öyle yapması gerekir. Çünkü kendisinin aklında olan o sürecin hiç devam ettirilmemesi. Şimdi ne yapılabilir? Yani yeni gelenler diyaloğu kabul ederse İsrail geri dönüp Kudüs meselesini olduğu gibi yeni baştan masaya mı yatıracak? Hayır, yatırmayabilir. Ama hiç olmazsa bu şiddet süreci tutulabilir. Buna tutma denir. Başka yapacağı bir şey yok çünkü bu ortamda özellikle Filistinlilerinin. Onu tutacak. Ve tutma süreci içerisinde bu yeni dönemde biraz daha serbest hareket etme imkanına sahip olduğu için ondan destek alan bir grup gelirse, işte Başbakan Kurey ve arkadaşları olduğu gibi, onunla beraber bazı yolları aramaya çalışması gerekecek. Ama ben şunu söyleyeyim, ne yolları ararlarsa arasınlar. İsrail'de bunun üzerine hangi baskı yaparsa yapsın, her ikisinde istediğine kavuşup kavuşmaması ve buranın da bir şekle girip girmemesi, Irak'taki bu semptomik durumun ve yaygınlaşan durumun, Amerikan hedeflerinden de gittikçe uzaklaşan durum var orada. Zannetmiyorsun ki halk Amerika şu anda hedeflerine ulaşıyor, gittikçe uzaklaşıyor. Çünkü başta ben onu sormak istiyorum. Şimdi Felluce'de devam eden bir operasyon var. Sürekli haberler geliyor. Bugün biraz önce baktığımda Irak Kızılay'ı Felluce'de katliam var demiş. Direnişin yavaş yavaş diğer şehirlere de yayıldığından bahsediliyor. Nitekim iki gün önce başlayan çatışmalar sonucunda Musul'da ABD hava saldırısı başlattı. Bu iki sorun arasında Irak sorunuyla Filistin sorunu arasında nasıl bir bağlantı var? Biri hallolmadan diğeri hallolur mu? Hangisi vücut öncelikli içerisinde veya? Kalp, mide ve karaciğer bölgelerinde ortaya çıkmış akut bir krizin diğer organlara etki yapmaması gibi bir soru bu. Yani Filistin filan da diğer organlar bu ana organlarda çok radikal bir geriye dönüş süreci başlamış. Bu savaşın başında bu uzun bir konu, bütün değerlendirmeler sanki askeri vasıtalarla bazı hedeflerin ele geçirilmesi. Mesela Bağdat hedef dendi. Böyle bir çatışmada şehir hedef olmaz. Şehir savaşı geçmiş savaşlardaki şehir savaşlarıyla kıyaslanmaz. Savaşın stratejik kalıbı çok farklı ve buna bağlı olarak da savaşın politik hedefleri farklıydı. Bush'un ifade ettiği çok uzun bir savaş olacak konusu bir ifadesi vardı. Çok uzun olacak. Şunu ifade ediyor. Çok derinlikte hedefler var. Şöyle bir derinlikte bir üçgen çizecek olursak. Bu hedeflere yönelmede zaman zaman çatışmalar olur. Ama bu çatışmalar hedefe giden yollara tıkamamalı. Nedir bu hedefler? Bölgede global tehditlere karşı batıda özellikle başlatılacak, batılı devletler arasında başlatılacak işbirliğini hiç olmazsa engellemeyecek. Karşı çıkmasa bile. Yahut belli ölçüde işbirliğine sevk edilecek ülkeler oluşturmak, halklar oluşturmak. Şimdi bu harekette ne oluyor biliyor musunuz? Felluce bırakır, başka şehir çıkar. Askeri efendim baskıyla buraların düşürülmesi bu hedeflere gidişi sağlamaz. Nereye götürür? Ben bazı kısımlarını burada söylemem. Başka gruplara bunlar tam savaşma durumunda oldukları, yani terörizm bir tanesi, fanatizm bir tanesi, bu grupların bazıları var ki onların yapabilecekleri şu anda elinde imkanlar var. O imkanları kullanmaya sevk edilebilir. O global boyutta çok önemli ve çok ciddi tehlikeler yol açar. Bunun da önlenmesi, ben söylüyorum burada, çok zordur. Bazı yollar var. Bu 2-3 yol var. Bunlar da biliyor. Kullanabilirler bunları. Oraya sevk etmemek lazım. Bu buraya götürebilir. Bunu kullanmak istemiyorlar. Söylüyor bazı yazarlar. Son birkaç cümlenizi almamız gerekiyor. Süremizin sonuna geldik Sayın Okman. Amerika'nın şu anda askeri baskıları üzerinde başlangıçta durduğu grupları istenmeyen ve bizim şurada ifade etmek istemediğimiz yollara sevk etmeyecek şekilde kullanması lazım. Süratle batıyla Bush bu şansa da sahip, yeniden bir diyalog sürecini başlatması lazım. Ve Orta Doğu'da Irak sorununa oradaki gruplar hiç olmazsa pasifize edilerek şu anda nötrleşerek tutulduğu bir ortamda yeniden yaklaşımını sağlaması lazım. Aksi takdirde burada hiçbir şey beklenmez ve çok ciddi tehlikeler gelir öbür taraftan. Ve kuvvetlendi bunu önlenmesi. Bakın söyleyeyim, petrokolleri ele geçirilemez. Böyle bir şey yok. Bunu tartışırım. Petrokollerini kullanamazlar. Ne olur? Hiç kullanılamayacağı
filtronize edilmesi var. Çok kolaydır. Süveyş'te kapanır, Cebel Tarık'ta kapanır. Sayın bunu önleyemezler. Özür dileyerek sözü bölüyorum. Evet. Sayın seyirciler, şimdi yeniden Teşvikiye Camii'ne döneceğiz. Çünkü salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor. Sayın seyirciler, Açık Hat kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Filistin lideri Yasser Arafat için şu dakikalarda Fatih Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılınıyor sayın seyirciler. İşte Fatih Camii'nden görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Şu anda izlediğiniz görüntüler Fatih Camii'nde Yasser Arafat için kılınan gıyabi cenaze namazından. Necmettin Erbakan da törene katılan isimler arasında, ancak son derece bitkin olduğu gözleniyor Necmettin Erbakan'ın. Müslüman kardeşlerin korumalarının yardımıyla ayakta durabildiği belirtiliyor Necmettin Erbakan'ın ve kendisi Fatih Camii'nde Yasser Arafat için gıyabında kılınan bu cenaze namazına katıldı. Ve Ramallah'tan görüntüler sayın seyirciler, diğer pencerede şu anda ekranlarınızda taşıyoruz. Ramallah'ta durum son derece gergindi. Biraz önce arkadaşımız aktarmıştı Ramallah'tan. Halk dualar ettikten sonra her an galeyana gelebilecek şekilde bir bekleyiş içerisindeydi. Hatta ufak bir gerginlik de yaşanmıştı. Filistin halkı dua ettikten bir süre sonra Mukata'nın kapısına dayanmış, Mukata'nın kapılarını zorlamış. Mukata, Yasser Arafat'ın karargahın kapılarını zorlamıştı ve güçlükle yatıştırılabilmişti. Ardından da Filistinli yetkililer halka liderlerini son bir defa daha görebilecekleri şeklinde vaatte bulunmuşlardı. Nitekim Arafat'ın cenazesi de Kahire'den ayrıldı. Şu anda Arafat'ın cenazesi Ramallah'a yola çıktı sayın seyirciler. Ve Ramallah'taki görüntüler gerçekten son derece gergin görüntüler. İsrail'in korkusu da bu yöndeydi. En üst düzey alarma geçilmişti İsrail'de. On binlerce Filistinlinin cuma namazının ardından galeyana gelerek gösteri yapabilecekleri korkusu vardı İsrail'de. Nitekim Filistinliler gerçekten yaşadıkları büyük üzüntünün de etkisiyle son derece gergin bir bekleyiş içerisindeler. Meydandaki kalabalığı şu anda ekranlarınızda taşıyoruz sayın seyirciler. Filistinliler efsanevi liderlerinin cenazesini işte bu görüntüler eşliğinde bekliyorlar. Arafat Kahire'de düzenlenen askeri cenaze töreninin ardından Mukata'da toprağa verilecek bu akşam saatlerinde. Nitekim Arafat'ın cenazesi Mısır'dan yola çıktı. Sayın seyirciler, konuyla ilgili haberler ajanslara düşüyor. Filistinli güvenlik yetkilileriyle zaman zaman halk arasında arbede yaşandığı belirtiliyor. Filistinlilerin amacı Arafat'ın gömüleceği Batı Şeria'ya girebilmek. Evet, son derece gergin görüntüler. Sayın Okman, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı bu görüntülerle ilgili olarak? Son derece gergin bir bekleyiş var. Halk galeyana gelmiş durumda bile demek mümkün herhalde bu görüntülere demin bakarak. İfade ettiğim gibi heyecansal bastırılmış duyguların bu vesileyle su üstüne çıkarılması az bile burada sergileniyor. Baktığımız zaman
bundan çok daha büyük gösteriler başka diğer cenazelerde sergilendi. Yani bunların işte toplayabilecekleri gruplarda, belli kesimlerde bu kadar, bu dereceye kadar parçalanmış yahut da ezilmiş, kendini ifade edememiş, beklenti içerisinde olan gruplar işte şu anda görüyoruz. Ben nereye benzetiyorum orayı? Şimdi dünyayı biz insan vücuduna benzetecek olursak, bu uluslararası politik çerçeveyi, bu bir çevrede yaşar. Ve bir vücudun en büyük işlevi de varlık nedeniyle çevreye hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan uyumu sağlamaktır. Şimdi 90'lı yıllarda biz çevrede bir takım değişmeler ortaya çıkmaya başladı diyoruz. Bu değişmelerle birlikte vücutta bir takım reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Ve bu reaksiyonları bir benzetmeyle, analoji yoluyla bazı bölgelerinde, kesimlerinde, işte Orta Doğu, karaciğer ve midede çok akut ve derin krizlerin ortaya çıkması. Bu ortaya çıktığı an, burayı da eğer vücut içerisinde parçalara kıyasla ele alacak olursak, dalak veya öt kesesi olursa o organizma içerisinde, karaciğerinde, midesinde, tabii kalp bağında etkilenme durumunda, beyin uluslararası işte hukuk sistemi desek, bu ortamda o organların hali ne olur? Tamamen dumura uğrar, hiç çalışamaz hale gelir o küçük organların. Yani büyük ölçüde o ana organların ve ana bölge içerisindeki anlaşmazlık sürecinin halledilmesi lazım. Bu da ifade ettiğim gibi, Amerika bunu hiçbir zaman başlangıçta, bu boyutlarda askeri direniş ve devam eden askeri müdahaleler şeklinde görmemişti. Kimse bunu aksini söylemesin. Yani silah kullanarak bölgeyi işgal eğer hedef olsa başlangıçtan bu yolu izlenmezdi. Onun yolları bu olmaz. Elinde başka imkanlar var. Şehirler hedef değil. Şehirlerin stabilizasyonu önemli. Ama bu şekilde stabilize edilmesi de mümkün değil. Devamlı burada bir psikolojik nüve var, hareket ediyor. Asıl tehlikeli olan husus Amerika'nın zaten başlangıçta hedef olarak ele aldığı fanatizmin ve terörizmin bazı vasıtaları bu bölgede bazı konularda ele almaya başlaması. O başlamadı daha. Başlarsa vahim bir takım durumlar ortaya çıkmaya başlar. Neleri ele alabilirler hiç önemli değil şu anda söylemek onlar. Yani televizyona gelince her şeyi aklına gelen duyduğunu söylemek diye bir şey söz konusu olmaz bana göre. Yani halkın daha olumlu bir izlenim taşıyabileceği temaları kullanmak lazım. Zannedildiği gibi bu tip reaksiyonlara karşı kullanılacak yollar tükenmemiş, daha harekete geçirilmemiştir. Çok vahim durumlar yol açabilecek yollar var. Ve bunlar da büyük devletlerin karşısındakileri açacak yollardır. Yani globalleşme asırlar boyunca devletlere büyük imkanlar sağlamıştır. 16. 15. yüzyıllardan itibaren pusulalar, kömürler, çelikler, elektrik dönem dönem çıkıyor globalleşmeyle beraber bu bulgular. Teknoloji imkanlarını, devletlerin imkanlarını artıracak şekilde bir zemin yaratıyor. Ama bu son aşamada ilk defa tarihi süreç içerisinde devlet dışı aktörler, gayri resmi aktörlerin globalleşmenin kapasite, bir ürünü evet, olarak onlar da ortaya çıktı tabii. Büyük ölçüde artmıştır. Büyük teknolojik imkanları vardır. Bunları her hangi bir şekilde dönüştürebilecek sermaye de ellerinde mevcuttur. Ve bu hareketin asıl amacı da bu sermayenin, bu akılların bu yönlere sevk edilmeyeceği şekilde bölgelerin işbirliğine sevk edilmesidir. İşte yavaş yavaş o bölgelerin işbirliğine sevk edilmesi yahut nötrleştirilmesi olgusundan uzaklaşılıyor. Bu iki duruma yol açar. Bir, bu bireysel grupların söylemek istemediğim bazı yollarda reaksiyonlarına. İki de uluslararası alanda yeni baştan kutuplaşmalara ve o kutuplaşmaları kaldıramayacak olan, yani birden fazla kutuplaşma olabilir, kaldıramayacak olan ülkeler, herkes buna dikkat etsin, en başta Batı ve Amerika'dır. Çünkü ticaret dengeleri, serbest ticaret rejim dengeleri ve enerji dengeleri, her şey değişmeye başlar. Bunu Batı, gelişmiş ülkeler kaldıramaz. Yani kendi bildikleri dallar üzerinde oynuyorlar, bunu biliyorlar. Ne gibi tehditle karşı karşıya olduklarını da biliyorlar. Çünkü FBI'ın raporlarını, CIA ile beraber raporlarını, gelecek 10 yıl içerisinde dünyayı bekleyen tehlikelerin neler olduğunu
ifade eden raporlarını biz okuyoruz. Yazanlar da kendileri. Eğer onlar tehditlerse bu tehditlere karşı önlem almanın yolları bunlar mı? Bunlardır demiyorlar bunlar zaten. Bunlar politikanın yanlış uygulanması. Politika ideallerden yola çıkabilir. Ama uygulamada iyi politikalar olmazsa, iyi stratejiler tespit edilmezse başarısızlıklarla karşılaşabilir. Amerika da yola girmiştir. Yani o bölgeye hakimiyet, petrol kuyularının hani geçici olarak da efendim enerji akımının sağlanması falan başka bir ideal olarak ele geçirilmesi, dünyayı bir düşünce olarak bir kaosa götürecek olan bir sürecin başlangıcıdır. Bunu eğer batılı odaklar hayır şeklinde cevaplandırıyorsa o odakları nasıl hayır diye cevaplandırılır ben bilmek isterim. Öyle cevaplandırmıyorlar şimdi. Bu anlaşmazlığın çözülmesi yani bir Amerikan-Avrupa diyaloğunun sağlanması gereğini uyguluyorlar. Bu diyaloğu başlatma imkanı da Bush'un elinde mevcut. O muhasebeyi yaptı. Yeniden seçildi. Yeniden bir arayışa girebilir. Kerry de seçilse aynı şeyi yapacaktı. Yani bu şiddet süreci nasıl durdurulabilir? Bunlar da kalıntıları. Burası yarın bir gün Kuzey Irak'ta da olabilir. Sırada geliyor. Lübnan'da zaten orada bu serbest gruplar yerleşmiş bölgede çalışıyorlar. Bunlar önlenmez. Yani hastalık yavaş yavaş tali alanlardan müdahale edilmezse. Hangi tıbbi yöntem vardı? Tali alanlardan yönelerek asıl merkez noktasının tedavisine gidilir. Kalp tıkanıklığı önlenmeden efendim sağlıklı bir dolaşım sistemi için damarlar ele alınır mesela. Bakın işte bunlar, bu fazla mı bu görünüşler? Ne yapıyor adamlar? Evet, son olarak size şunu da sorayım Sayın Okman. Arafat hep Kudüs'e gömülmek istiyordu ancak İsrail Arafat'ın Kudüs'e gömülmesini Filistin'in Kudüs'te hak iddia edebileceği, hak iddiasının daha da güçlenebileceği endişesiyle izin vermedi. Ancak Arafat taş lahite konularak toprağa verilecek. İleride Kudüs'e gömülmesi size göre söz konusu tabii, olabilir. Tabii ideal olarak orada o lahit içerisinde kaç on yıllar hani hipotetik bir durum olarak kalabilir bilinmez. Hiç olmazsa o bir ümide sahip olmaları lazım. O ümidi koruyacaklar. Ama İsrail bu ortamda bu yapısıyla yakın zamanda da gelişmesine hiç imkan ben görmüyorum. O şeyi kabullenmesi imkansız. Zaman geçince orada bir devlet kurulursa, anlaşma olursa, bakın anlaşma olursa diyorum. O zaman sormaları lazım. Hangi koşullar altında olur? Tabii ki o zaman mümkün olabilir. Ama öyle bir anlaşma Kudüs'e serbest şekilde bu Filistinlilerin gelip bazı bölgelerde istediğini yapabileceğini sağlayan bir anlaşma. Bunun koşullarını kim ifade edebilir bugün? Bizim efendim İstanbul'dan Ankara'ya şey nakletmemize benzemez bu kendi ülkemiz içerisinde. Orada o imkanları o derece sağlayacak bir sembolü getirip Kudüs'ün ortasına dikecek. Ve onu ne ifade ettiği de zaten belli. Kudüs'ün ortasında bir Filistin şuuru, Arap bilinci. Onu İsrail kabul edebilir mi? Nasıl edebilir? Eğer bu dünya işte demin ifade ettiğim gibi uluslararası topluluk tipi bir yapıya doğru gelişirse bu şekilde önlemlerle değil. Yani devletlerden çok daha etkili. Onların yanında başka aktörlerin de rol oynadığı, yeni kurumların olduğu, iş birliği süreçlerinin arttığı, şöyle farklılaşmış bir dünyaya erişirse birçok kitapta bu açıklanıyor. Okullarda okutuyorlar bir de uzaklaşan şu ortamda. Orada olur bu. Bugün bu şekliyle Orta Doğu'da bunun gerçekleşmesine imkan yoktur. Ama bu demek değildir ki bir ideal olarak hiçbir şekilde karşı gruplar açık kapı aramaya çalışmayacaklar. Tutarlar, lahite korlar. Etrafına ışıklar korlar, o tarafa doğru yakarlar. İşte her sene oraya doğru kuşlar uçururlar. Bununla kalırlar. Birçok ülkelerde bunun benzerleri olmuş. Orası da ilelebet kesilebilir. Mesele onun oraya gömülmesinden ziyade bana İsrail'in de istediği gibi o bölgede hani o Kudüs'te hareket edebileceği ortamı yaratılması. Yani o kadar uç kutupta talepte bulunmamak lazım şimdi. Ama İsrail istemeyeceği, yani her istediği şeyi yapabileceği ortam nasıl sağlanabilir? Amerika'nın İsrail'li bir şekilde oraya girmesi lazım devreye.
bir kere. İkinci zamanda biraz yaklaştı. Devrede ama dengeli bir şekilde şimdi, devrede olmadığı için aslında sorun Amerika bir anlamda bu noktaya geldi değil mi? Evet, Amerika toplumunda zaten bu İsrail'in politikalarını destekleniyor. Ama politikacılar yani, ama, destekliyor. Evet, yani onlar oradaki gruplar belli odakları ele geçirmişler. Bu yüzden bu konular üzerindeki tartışmalardan Genelkurmay Başkanı bir iki hafta içerisinde görevden alındığını hatırlarım ben. İsrail hakkında konuştu diye Amerika'da bu derece etkili. Ama buna rağmen mesela bir Camp David anlaşmasının imzalanması ortamını Amerika hazırlamıştır. Mısır'ı elimine edebilmiştir. Burada da bu çok daha iyi bir şekilde hazırlanabilirdi. Şu Irak süreci başlamasaydı. Sharon elimine edilebilirdi. Irak süreci ortaya çıkmasaydı. O zaman bazı seçenekler ile sürülebilirdi ama bu ortamda değil. Çünkü burası bir odak noktası değil, başlangıç noktası değil, sonuç değil. Bir yanda cereyan eden bir ne diyelim sinemalarda filan vardır. Yani yan aktörler, yan olaylar o gibi bir çerçeve burası. Bakın oraya. Ne aşırı burada. Yani futbol maçlarından bundan daha fazla bazı nümayişler sergilenebiliyor. Halkın o duygusal durum içerisinde... Bu kadar yani adamlar yani neyi yapmayacaklar? Bunu da yapmayacaklar. Hazı mı yapıyorlar orada? Saldırma İsrail yok. Kontrol noktalarını zorlayarak belki bir çatışmaya onu da yapıyorlar. Hal vermesinden korkuluyor. Böyle kendilerine zarar verebilecek, böyle ezilmelere sebep olabilecek hareketlilik göze çarpmıyor. Yani hiç kimse kontrol etmediği halde kendi kendilerine gayet disiplinli bir şey sergiliyorlar orada. Toplumsal ifade yolu. İşte gruplar. Kimse de tabii bu kalabalığı istismara çalışmıyor. Orası da muhakkak. O nedenle de olaylar çıkmıyor tabii. Biliriz. Çıkmaz çünkü biraz önce yaptığımız bağlantıda aldığımız bilgiler birazcık aslında ortamın gergin olduğu şeklindeydi. Tabii birileri bir şey yapmıyor diyorum. Bazı gruplar bazı şeyleri tetiklemiyor. Buna çok müsait çeşit topluluklar. Şu anda telefon hattımızda değerli bir isim var. Sayın Okman, dilerseniz ona dönelim. BBC muhabiri Sayın Hüsnü Mali şu anda telefon hattımızda. Sayın Mali, izleyebiliyor musunuz efendim bu görüntüleri, Ramallah'tan yansıyan görüntüleri? Maalesef izleyemiyorum, dışarıdayım şu anda. Son derece yoğun bir kalabalık var. Ben size anlatmaya çalışayım. Biz yaptığımız bağlantılarda şunu duyduk. Zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Zaman zaman gerçekten çok yoğun bir kalabalık var. Filistinli yetkililerle halk arasında zaman zaman arbedeler yaşanıyor. Çünkü... Batı Şeria yani Mukata'ya girmeye çalıştıkları belirtiliyor Filistinli halkın. Orada her an kontrolden çıkabilecek bir görünüm varmış gibi bir izlenim aldık biz Sayın Mali. Siz ne diyorsunuz? Arafat'ın cenazesinin Ramallah'a gelmesiyle birlikte orada yaşanan endişeli bekleyişi biliyoruz. Neler olabilir? Yani çok fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Yani mutlaka heyecan durup duracak. Başkanlıklar yaşanabilir ama onun ötesinde eğer kışkırtmalar olmazsa İsrail tarafından ya da başka herhangi paranlık güçler tarafından. İsrail çünkü en üst düzeyde alarma geçti. İşte onu söylüyorum zaten. Yani o anlamda herhangi bir kışkırtma, herhangi bir provokasyon söz konusu olmazsa hiçbir şey olmaz. Doğal olarak kışkırtmalar olacaktır. Çünkü yani halk kendi önlerini izlemiş, kendi liderini kaybetmiş. Onun cenazesine katılıyor. Yani bunu da sanıyorum doğal karşılamak gerekiyor. Mutlaka insanlar heyecanlanacak. Mutlaka insanlar yoğun bir şekilde gelecek. Çünkü İsrail kuşatması altında bir cenaze töreni yapılabiliyor. Filistinliler Ramallah'a gelmek için yollara götürülüyor başka şehirlerden. Ancak yol boyunca İsraillerin kontrol noktalarından geçiyor ve bunlara izin verilmiyor. Örneğin Gazze'den bile şu anda Batı Şehir'e gelmek isteyen binlerce
Filistinli var iken İsrail bunlara izin vermiyor. Çok sınırlı sayıda Filistinlere izin veriliyor. Bütün bunlar gözünde bulundurularak elbette o heyecan içinde Filistin halkı doğal olarak çok yoğun bir duygu seline dönüşecek olan bu cenaze töreninde bir takım heyecanları yaşayacaktır. Bizim gibi önemli olan İsrail ya da başka karanlık güçler bu heyecanı, bu duygu selini farklı yönlere ve alanlara çekmek için bir provokasyonda bulunmazsa hiçbir sorun yaşanmayacak. Sayın Mali, şunu da sormak isteriz. Arafat'ın vasiyeti Kudüs'te gömülmekte ama İsrail izin vermedi. Arafat bu idealin korunması için bir anlamda, yani ileride belki Kudüs'te gömülebileceği şeklinde bir düşünceyle taş lahitte konulacak. Sizin bu anlamda değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Gerçekten de Kudüs'te nakledilebilir mi Arafat'ın cenazesi? Aslında Arafat tabii bununla çok önemli bir mesaj verdi. Çünkü sizin söylediğiniz gibi Arafat Kudüs'te gömülmek istiyordu. Böyle bir vasiyeti de vardı. Ancak buna hatırlayalım, Arafat hastaneye götürüldüğü gün Ramallah'tan Paris'e Sharon çıktı, dedi ki ben artık Arafat'ın dönüşüne ölü ya da diri olarak izin vermem. Hala Kudüs'te gömülmesine asla izin vermem diyordu. İşte bundan dolayıdır ki gerginlikler yaşanmasın diye. Çünkü bu bir provokasyon olacaktı İsrail tarafından. Eğer Filistin halkı cenazeyi alıp Kudüs'e götürmeye kalkışsaydı veyahut da Arafat'ın vasiyetini yerine getirmeye kalkışsaydı, İsrail bunu bilecekti ve bundan yararlanacaktı. İnanılmaz bir katliama gelişebilirdi. İşte Arafat, çevresi yerine alan insanlar şu anda böyle bir provokasyona izin vermemek için ve halkın heyecanını bastırmak için geçici olarak Ramallah'a gömüyoruz demek zorunda kalıyorlar. Bundan sonra Kudüs'e götürülme olasılığını ben hiç görmüyorum. Eğer tabii işgal devam ettiği sürece, yok eğer yarın öbürsü gün İsrail işgali son bulursa ve Filistin devleti demokratik, özgür, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını hep birlikte görürse, elbette o zaman doğal olarak Arafat'ın cenazesi veya da toprağa en azından diyelim, oradan alınarak Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilecek, Doğu Kudüs'e götürülecektir tabii. Sayın Mali, şunu da sormak isterim. Şimdi Arafat'ın cenaze töreni Mısır'da yapıldı, Kahire'de yapıldı. Bunda Arap liderlerin işgal altındaki topraklara ayak basmaması, basmak istememesinin etkili olduğu belirtiliyor. Arap ülkelerinin bu tavrını nasıl karşıladınız siz? Yalnız Arap ülkelerinin tavrı değil. Çünkü İsrail işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Bel Arafat'ı yolcu etmek için böylesi önemli bir toplantıyı ya da böylesi önemli bir dayanışmayı kabul etmeyecekti. İşte bundan dolayıdır Arafat'ın gömülme merasimine hiçbir yetkilinin gelmesine izin vermiyordu. Yalnız Arap liderlerinin değil, aynı zamanda da Avrupalıların liderlerinin. Evet, hava koridorlarını açmadı çünkü İsrail. Tabii, onu söylüyorum zaten. Yani yalnız hava koridorunu açmadı, izin vermiyor. Yani böyle bir uluslararası dayanışma, bir Arafat'la ve Filistin halkıyla dayanışmaya dönüşecek bir merasimde İsrail buna tahammül edemezdi. Nitekim de etmedi ve izin vermedi. Yani Arafat'ın ve diğer liderlerin Filistin'e ya da Ramallah'a gelişine izin vermedi. Onlar da doğal olarak sonuçta böyle bir tören gerekiyordu. Çünkü sonuçta devleti yok ama bir devlet başkanıydı. Halkı vardı, kendisi vardı, ismi vardı. İşte bundan dolayıdır ki bütün dünya liderleri, yöneticileri Kahire'ye gelmek zorunda kaldılar. İşte demin de söylediğim gibi bırakın yani böylesi büyük bir töreni, uluslararası dayanışmaya dönüşecek bir töreni, Filistin halkının katılacağı bir törene bile izin vermiyor İsrail. Onun için yalnız Araplar, Arap liderler İsrail'e, daha doğrusu Filistin, işgal altındaki Filistin topraklarına gidip gitmeme meselesi değil. Tam tersi İsrail'in böyle bir dayanışma göstergesini asla tahammül edemezdi. Zaten izin de vermiyordu. İsrail propaganda olanaklarını nasıl tıkamasını biliyor. Yani bir cenazenin bile sağlayabileceği propaganda olanaklarını her yönüyle elimine edebiliyor. Bir kısmına olumlu, bir kısmına göre olumsuz tabii. Sayın Mali, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Evet sayın seyirciler, görüntüler Ramallah'tan. Siz de dinlediniz Sayın Mali, Sayın Okman. Evet. Çok vakarlı, yani kontrol altında. Kendilerini en başta kontrol ediyor burada görülen kütleler. Ama hislerini gayet vakur bir şekilde, ifade eder bir şekilde tutumlarını sergiliyorlar. Bence o lahit meselesi şu anda yapabilecekleri ilk ve son bir erişilebilecek nokta olabilir. Lahit oraya konduğu zaman anlamı belli. Tam onun bir konuş şekli olur. Üzerine bir şey konur. Daima bir ideali orada taşır. Bir yere bakar. Bir üzerine heykel konur. İşte Kudüs'ü gösterir. Böyle temalar işlenebilir. Ondan ötesinde şu dönemde yapamazlar. O bile İsrail'i büyük ölçüde rahatsız eder tabii. Ne yapıyor bakın, ne kadar adam, yani buradaki bir cenaze töreninde görülen şeyler işte bizim Teşvikiye Camii'nde bundan farklı değil. Hiçbir provokasyon yok. Aşırı belki de ve tam aksine aşırı bir derecede ılımlılık var. Evet. Son derece büyük bir yas var tabii. Hı. Sabır var. Sabrın sizin ifade edilmesi var. Provoke edilmediği takdirde hiçbir şey yok şu anda baktığınız zaman. Kontrolden yani çıkabilecek bir durum yok. Evet, yani beklentilerin altında, ben benim beklediğimin çok altında sabırlı ve kontrollü tutumlar sergileniyor burada. Hı. Seri hareketlilik de yok yani toplumsal bir ifade yolu olarak. Yavaş hareketlilik var. Evet Sayın Okman, yavaş yavaş artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Dilerseniz şöyle bitirelim sohbetimizi. İki tane yara var şu anda aslında Orta Doğu'da kanayan, kanamakta olan. Bir tanesi Irak, bir tanesi de İsrail-Filistin sorunu. Ne yapılması gerekiyor? Bundan sonra Arafat'ın kaybıyla İsrail-Filistin sorununda tabii ki yeni bir döneme girildi. ABD'de Başkan Bush'un seçimlerden galip ayrılmasıyla Irak'ta da yeni bir döneme girildi gibi görünüyor. Çünkü evet, hemen ardından Felluce operasyonu başladı ve bunun da devamı gelecek gibi görünüyor. Musul'da da hava saldırısı başlattı. ABD biraz önce belirttiğimiz gibi flash gelişmemizde. Orada gerçekten yeni gelişmeleri gibi bir dönem başladı gibi görünüyor. Bundan sonrasına ilişkin sizin beklentilerinizi yavaş yavaş toparlayalım. Felici'de bunlar olabilir. Bundan öncekiler de oldu. Bunlar ben taktik operatif durumlar. Hedefe yönelik hakikaten beklenen, olması gereken durumlar değil. Ortaya çıkmış istisnai durumlar, silahlı mücadele süreçlerinden geçiyor. Ne yapılması gerektiğini demin anlattığım çerçevede ifade eden kendileri, yani globalleşen dünyada çok taraflı politikalara zemin hazırlayacak şekilde Orta Doğu'nun hazırlanması. Bunu kendileri ifade ettiler. Avrupa ile aralarında bu yönde ve bu konuda bir uzlaşmazlık, anlaşmazlık yok. Yani kendilerinin teorik olarak ifade ettiklerini, bakın açıkça söylüyorum, kendi akademisyenlerinin ileri sürdükleri teorik açıklamalara yönelik politikaları, bunların neler olduğunu kendi ülkelerinde görüyorlar. Aralarında politikacılar ifade ediyor, anlaşmaya varıyorlar. Yani teorik çerçevede ve anlaşma düzeyinde, diyalog düzeyinde bir engel olmuyorsa demek ki politikaların gözden, uygulamaların, politikaların hazırlanmasının gözden geçirilmesi lazım. Politikalarda bir yanlış yöneliş olursa, yani yanlış hazırlıklar olursa bunun düzeltilmesi zaman alır. Amerika'nın şu anda yaptığı gibi. Yavaş yavaş inecek. Bundan sonraki politikaların nasıl hazırlanması gerektiğinde bir işbirliğinin araması söz konusu Amerika'nın. Bunu kendisi de biliyor, Avrupa da biliyor. Hangi yoldan çözüm sağlayabileceğini yine kendileri ifade ediyor ayrı bir konuda olsa. Bunlar bu ifade ettikleri şey
Avrupa ile beraber deklare ettikleri çok taraflılığı, yeni kurumlardan bahsediyor. Bunları harekete geçirmeleri lazım. Evet. Silah geçici olarak Felüçe ve diğer yerler operatif durumlarla durumu dengeleme, yani bitkisel hayata geçirmeden bir anatomiyi son cümlemizi alalım bazı Sayın Okman. Doktor yöntemleriyle tutma meselesidir. Hı hı. Ne yapılması gerektiği son söz olarak söylüyorum. Belli, bunlar biliyorlar. Hı hı. Ama o koordinasyonun sağlanması lazım. Hı hı. Silahla alan akılların fazla işgal edilmemesi lazım. Silahlar stratejide hedefe götüren vasıtalar, dillerdir, araçtırlar. Son aşamada ele alınacak ağırlıklı kesin sonuç değeri olmayan vasıtalardır. Bunu da bilmeleri gerekir kamuoyunun. Evet. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Cengiz Okman, çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Bu görüntüleri bizimle birlikte yorumladığınız Başarılar. İçin. Sayın seyirciler, Açık Hattın sonuna geldik. Ertesi hafta saat 11'de yeniden görüşeceğiz. Çarşamba gününden itibaren. Hoşçakalın.